Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemi tamamen Trabzonspor'la oynanacak olan dev maça odaklandı desek yanlış olmaz. Bu maça gelene kadar bazı gelişmeler var. O gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Maçla ilgili bilgileri de verelim. Nasıl bir 11 bekliyoruz, nasıl bir oyun bekliyoruz onlardan da bahsedelim. İsterseniz birkaç başlık sizlerle paylaşayım. Fenerbahçe'de tarihi fotoğraf. Bundan söz edebiliriz. Conte'nin hayallerini yıkan gelişme diyebiliriz. Yine yıldız oyuncu için transfer kararı bunu da paylaşacağız. Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekti. Keza genel kurulda, divan kurulunda yine Ali Koç'un sözleri de son derece dikkat çekiciydi. Fenerbahçe Trabzon kafilesinde 3 eksiği var. Bir Fenerbahçeli futbolcu daha Avrupa'nın gündemine geldi. Kiralık gitti, belirsizlik ortada. Kim bu oyuncu? Onunla ilgili de bilgi vereceğiz ve Mourinho'dan Branko'ya talimat diyeceğiz. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve hemen Fenerbahçe gündemini zaman kaybetmeden sizlere anlatmaya başlayalım. Fenerbahçe'de tarihi fotoğraf dedik. Kimdir bu tarihi fotoğrafın kahramanları? Belki öncesinde yaz yani Aziz Yıldırım'ın kızı bir anlamda Aziz Yıldırım'ın kızı Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın arasına oturdu. Başkanın doğum günü kutlaması Eurolik maçında gerçekleşti ve hatta Ali Koç da divan kurulunda yaptığı konuşmada dedi ki yaz pek çok kişinin yapamadığını yaptı ve bir barış ortamı oluşturdu dedi. Evet bu Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki ve buzların erimiş olması da işin bir başka güzel tarafı diyebiliriz. Onu da vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim. Jose Mourinho'ya bir maç ceza geldi. 7 Kasım'da Altmaar maçında olmayacak. Kenarda olmayacak. Yani Slavia Prak maçında takımın başında olacak. Bu arada hemen şunu da söyleyelim. Fenerbahçe teknik ekibi bir izleme kararı aldı. E, ki siz e, bu videoyu izlerken izleme gerçekleşecek. E, bu akşam oynanıyor. Saat 23'te feyenoord Altmar maçını izleyerek not alacaklar ve Avrupa maçına da hazırlanmış olacaklar diyelim. Şimdi sıra sıra gitmemizde yarar var diyeceğim ama önce isterseniz şu Trabzonspor maçıyla ilgili gelişmemiz gelişmelerden biraz bahsedelim. Sonrasında devam edelim. 3 Kasım Pazar yani yarın saat 19'da dev maç oynanacak Trabzonsporla Fenerbahçe arasında. Maç öncesi geçen seneki sıkıntılar ortadan kaldırılmış gibi görünüyor. Ertuğrul Doğan Ali Koçu yemeğe davet ediyor. Misafir olarak ağırlayacağını, misafir de misafirliğini bilecek zaten diyor. Sonuç itibariyle arada bir sıcaklık oluştu. Maç 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. İnşallah canlı yayınlandığına değecek bir futbol olur. Beklentimiz bu doğrultuda. Ali Koç da Trabzon'a gitme kararı aldı. Maçı biliyorsunuz genç hakem 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır yönetecek. 3500 personel aralarında güvenlik görevlileri dahil görev yapacak. 3500 kişinin görev yaptığı bir karşılaşma neredeyse stadın %10'u kadar e, güvenlikçi de statta olacak. Ş şöyle söyleyelim Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 3 eksik dedik. Osterwolde biliyorsunuz zaten sezonun neredeyse kapattı. Belki bir iki maça yetişecek. Cengiz Ünder ve Bartu Elmaz olmayacak. Ve e, tabii ki burada çok zor bir kararı var. Bodrum maçını 4-4-2 oynamıştı Mourinho ama Manchester maçında 4-2-3-1 oynamıştı. Şimdi Manchester maçı formatına ve kadrosuna dönmeyi düşünüyor. Kalede Livakovic olacak. Osay Samuel sağda. Bekao ikilisi ve Filip Kostic belki burada bir sürpriz olur mu diye bekleyebiliriz. Çünkü daha savunması güçlü bir Mert Müldür olur mu bakacağız ona. Sofyan Amrabat'la Fred olacak. İsmail'in yerinde Fred yer alacak. Tadiç, e, Şimanski, Maksimen ve en nesiri şeklinde bir 11 bekliyoruz. İrfan Can'la ilgili sağa sola bir soru işaretimiz var ama onun dışında kadronun böyle olacağını söyleyelim. Oyun olarak nasıl bir Fenerbahçe bekliyoruz onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin oyun olarak Geç, yani Manchester maçıyla başlayan Bodrum maçıyla devam eden daha önde oynayan, e, ikinci topları kazanmaya çalışan, savunmasını biraz daha öne çıkaran bir Fenerbahçe yani geçen senelerden kalma Fenerbahçe kimliğine uygun bir karşılaşma beklediğimizi de Hemen söyleyelim bu da işin bir tarafı öyle vurgulayalım ve diğer haberlere geçmeden önce Acun Ilıca'nın sözlerini de söyleyelim bu maça yönelik diyor ki kan davasına dönüştürmeye gerek yok Trabzon'da yaşananlar geçen yılda kaldı diye bir cümle söylüyor. Bu arada Galatasaray Beşiktaş maçına yönelik de bugün Beşiktaş'ı olanlar yarın başkasına olur diyerek de oraya da bir gönderme yaptı. Ama e, yani Trabzon maçı öncesinde bir barış ortamının oluşmasını anladığımız kadarıyla herkes istiyor. Onu da vurgulamamız e, gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. E, lincoln Enrique ben dün de bu konuda dün ve evvelsi gün yaptığım yayınlarda da söylemiştim. Bir çelişki var bununla ilgili. E, kiralık gitti ve bir belirsizlik oluştu dedik. Neden belirsizlik oluştu? Çünkü Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'nin ihtiyacı dola, e, ihtiyacına göre dönmesi olasılığı yüksek. Ancak Lincoln Henrique ile ilgili sürpriz gelişmeni ne? Bragantino biz bu 6 milyon euroyu satın alma opsiyonunu kullanırız ve oyuncuyu alırız diyor. Bu da dikkat çekici bir nokta. Çelişkili haberler geliyor. Peki Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'ye ihtiyacı var mı? Çok net bir şekilde var. Onu söyleyelim. Biliyorsunuz Lincoln Henrique sol bek oynuyor. Orta sağın solunda oynuyor ve 10 numara asıl mevkisi ve Şimanski'nin performansının bu kadar dalgalı gittiği bir ortamda lincoln Henrique düşünülebilir diye kabul edenlerdenim. Ama tabii sonuçta ben kararı vermiyorum. Ve şöyle devam edelim isterseniz. Fenerbahçe için baktığımızda Conte ile ilgili bir haberimiz var. Conte'nin hayalleri yıkıldı diyoruz. Ne oldu? Conte'nin hayalleri neden yıkıldı? Çünkü Osterwolde için daha şimdiden 18 milyon euro gibi bir rakamla transfer planı yapıyordu e, Conte. Ama e, sezon sonuna kadar bu transferin olmayacağını söyleyelim. Çünkü netice itibariyle e, sezonu sakat olarak tamamlayacağı için ancak önümüzdeki sezon o da risk olur mu bilmiyoruz. Ama Conte devre arasında 18 milyonu getirip Fenerbahçe'den e, pazarlık yaparak oyuncuyu almaya çalışacaktı ama bu ihtimal ortadan kalktı. Bir başka e, noktaya geçelim isterseniz bir başka konuya. Sofyan Amrabat e, yıldız oyuncu için transfer kararı verildi. Sofyan Amrabat e, 13 milyon euro opsiyonla e, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu kiralık olarak Fiorentina'dan. Ee, biliyorsunuz Mario Branco e, oyuncunun e, pazarlıkla rakamını aşağı indirip transfer edilmesi konusunda çalışmalara başladı. Aslında 2025'te sözleşmesi bitiyordu ama Fiorentina onu 2026'ya kadar uzattı ve şimdi Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için e, ciddi bir çaba harcayacak. o 13 milyon euro tabii çok yüksek bir rakam. Onu belki 7'lere 8'lere çekebilirse Fenerbahçe önümüzdeki senede Sofyan Amrabat'la devam edecek. Çünkü o özellikle Jose Mourinho'nun onun oynadığı oyuna çok uygun bir oyuncu olarak gördüğü Sofyan Amrabat'ı tercih ediyor. Onu vurgulamamız gerekiyor. Ve şöyle devam edelim. Bir iki tane daha haberimiz var. Onları söyleyelim. Sürpriz haber Mert Müldür'den geldi. Yani bir Fenerbahçeli futbolcu daha Avrupa'nın gündemine girdi. Mert Müldüre Salzburg 7 milyon euroluk bir rakamla transfer teklifinde bulunacak. Avrupa basınında özellikle Avusturya basınında çok yoğun bir şekilde haberleşti. Ama Fenerbahçe ne yapıyor derseniz satışı düşünmüyor Fenerbahçe onu özellikle söylememiz gerekiyor. Ee, belki e, bir son haber daha sizlerle paylaşalım. Sonrasında da şu e, divan kurulundan kalan birkaç cümleyi sizlerle paylaşalım. Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Zalevski için Fenerbahçe'de devreye girdi. Biliyorsunuz eski öğrencisi Mourinho'nun hatta Mourinho Branko'ya transferin bitirilmesi için talimat verdiği haberleri iddiaları ortada yayıl ortaya yayıldı. E, Roma. E, için şöyle söyleyelim. Mourinho Roma'da oynarken Zalewski için bir baba figürüydü. Onu da söyleyelim. Bu nedenle de Mourinho ile birlikte olmak istiyor. Orta sahan solunda, sol önde oynama becerisi var. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi? Onu da söyleyelim ve hemen birkaç tane başlık söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım çünkü Divan Kurulu'nda Tek tek başlık başlık eski TFF yönetimi doğa, Ali Koç'un sözleri doğal bir ittifakla devirdik diyor. E, hakemler sabrımızı sınamasın diyor. E, geçen sene biz 5 Galatasaray 1 kırmızı kart gördü diyor. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Öz, e, herkese eşit muamele yapılmasını istiyoruz. Hocamızı saldırıya uğrattılar diyor. Yani daha henüz 8-9 hafta olmasına rağmen e, eleştiri bombardımanına e, uğradı diyor. Ee, ve Trabzon maçı içinde inşallah kazanırız diyor. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında e, isim sponsorluğunun sezon sonunda bittiği ve değişeceği konusu var. Ve Galatasaray'a sponsorluk göndermesi e, var. E, bu arada Şekip Mosturoğlu e, divan kurulu başkanının da var için yabancı var isteği olduğunu söyleyelim. Evet genel olarak Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.